Devletten bahsediyoruz. Devlet sonsuzdur. Onun için sen şimdi bana dedin ki bu askeri sır. Ne askeri sırrı? Bunu... Eğer böyle bir gerçekliği varsa askeri sıra girer. Yani nasıl Türkiye, askeri sıra girer? Türkiye'ye S-400 gelmiş ve kimsenin haberi yok. Yani şimdi nasıl? S-400? Yani bunu devlet kademeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri deklare ederse evet biz S-400'leri aldık. Ben 2 ay önce ve yerleştirdik bir şey derse. Söyleyeceğim. Ben sana 2 ay önce bunu söylediğimde aynı tepkiyi verdin bana Esad'la ilgili. Doğru mu? Doğru mu değil mi kardeşim? Evet ama senin kehanetlerin bitmiyor ki. Hep sürekli söylüyorsun. Hakan Fidan şu anda istihbaratımız görüşüyor ve çok yakında ılıman hale gelecek. İnşallah da gelir. Tayyip Bey önemli bir siyasetçidir. Ne yapacağını zamanlaması çok doğru hareket eder. Bu sözde Kürdistan koridorunu kapattı. Bu saatten sonra görüşebilir. Oraları da kontrol altına aldı. Aslan gibi de bu işi bitirdi. Dedim mi? Bir AK Partili değilim ben bunu. Dedim mi? Dedim. Alkışlıyorum dedim mi? Dedim. Doğru mu? Evet. Şimdi diyorum ki Esad'la çok yakın tarihte görüşülecek. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecek. Cumhurbaşkanımız 80 milyonun değil. Savaş. Bir tanesi 250 milyon dünyadaki Türk'ün. Ayrıca da dünyadaki 1 milyar 200 milyon ümmetimizin sembol adamı. O görüşecek tabii ki. Hem de ilk önce sana söyleyeyim. Soçi'de görüşecekler. Çok yakın tarihte Esad'la Putin bir araya gelecek ve İran Devlet Başkanı da bu toplantıya katılacak. Yani İran Devlet Başkanı, evet. Ruhani, Putin, Esad. Esad. O zaman Esad olacak, Esad olmayacak. Öyle mi? Peki Esad ya da Esad ve Recep Tayyip Erdoğan. 400 zirve olacak yani. 400 zirve. Cumhurbaşkanı her zemini hazırladı.